Değerli arkadaşlar merhabalar. Bütün hızımla uygun olduğum her an Knight Online'da farm atmaya devam ediyorum. Bu videonun girişini Draki ile yapmaya karar verdim. Draki haklarına nasıl girdiğimi, uzaktan mı yakından mı kestiğimi soran arkadaşlar olmuş. Şimdi öncelikle böyle bir karakterle Draki haklarına girdiğinizde hiç mobla zorlanmazsınız işin açığı. Ancak Drakilere sürekli giren birisi olarak söylüyorum bunu. En az 3K'lık Draki potu kullanmadan bosslarda yatma olasılığınız çok yüksek. Çünkü girenler bilir, bu moblar bazen çok yüksek damage'ler çıkarabiliyor ve 720'lik pot karakterinizi tutmaya yetmiyor bu aşamada. İlk hakkıma girdim ben. Bu arada bir tane MS, bir tane BH, bir tane de çöp attı. Şimdi ben ikinci ve üçüncü hakkımı videoda paylaşacağım. Hem yakından hem de uzaktan kesme mantığını da göstermiş olurum bu bahaneyle. Şayet farmcıysanız bazı noktalarda masraftan kaçınmanız gerekiyor. Draki de bence bu noktalardan birisi. Dedim ya yakından kesmeniz gerektiğinde illaki Draki potuna ihtiyacınız oluyor. Şimdi 3K'lık Draki potunun tanesi 44K. Her Draki için 20 tane kullandık varsayalım. 3 hakta neredeyse 3M sadece Draki potuna vermiş oluruz. O yüzden ben de mümkün mertebe uzaktan kesmeyi tercih edenlerdenim. Çünkü bu şekilde neredeyse masrafsız yapmış oluyorsunuz Draki haklarınızı. Taş çatlasa 20 dakika kaybım olur. Hiç önemli değil. Çünkü hiçbir slotta 20 dakikada 3M kasabileceğimi düşünmüyorum. Ha, sürpriz slotları var diyoruz ama işimiz sürprize kaldıysa o iş yaş zaten. Şimdi ben iki şekli de göstereyim size. Sonrasında farma devam edeceğiz. İzlemeye devam edin. Thank you.
Dostlar yine geldik GG slotuna dayandık. Şu an enerjim gayet yerinde, vaktim de var. 3 saat kalmayı planlıyorum slotta. Saatimiz 5.47 görüyorsunuz. Üzerimde 900K var. Priest'in üzerine aynı şekilde sıfırladım. 3 saatin sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar 3 saati bitirdim. Şöyle saati göstereyim. 8.50. 3 saatin neticesi bu. 2 tane Warrior göğüslük. 3 tane Rogio göğüslük. 2 tane Warrior kafalık. 1 tane de Warrior kolluk çitin aldım. 3 tane Best Drop'umuz var. 459 tane de Mana Pot'umuz var. 9 M'e yakın da coin birikmiş oldu üzerimizde. 2 tane de MS Drop'u yine Priest'in üzerine gitti. Yani bu sefer beklediğim gibi olmadı ama sorun değil. 3 tane göğüslük Rogio çitinimiz var. Bunlardan en az bir tanesini artı yapabilirsem 10-15 M civarında satarız. Farmımızın sonucunu bu şekilde katlamış oluruz diye umuyorum. İnşallah umduğum gibi de olur. Şimdi CR'ye kadar biraz ara vereceğim. CR'den sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar bu arada 3 tane parçayı biriktirdim. Bir tane de Quest Bow'unu alalım. Bu videodaki upgrade'i onu da eklemeyi düşünüyorum. Bugünlük farm yeterli diyelim. Şansımı upgrade'de deneyeceğim. Bu farmdan aldığım çitinleri ve VB'yi, geçen videodan da artı 6 yaptığım 2 parçayı ve Quest Bow'u basacağım. Umarım 1-2 parça artı 7 çitin alabilirim. Malum biliyorsunuz yakmalık niyetine en kötüsü 6-7 M arasına bile çok kolay bir şekilde satılıyor bu itemleri. Bir de üstüne Rogue'yu ayaklı artı 7 yapabilirsem bugünün kazancı bana yeter de artar bile. Bakalım CR'den sonra bunları basarız. Sonucu da birlikte görürüz. Evet dostlar CR'yi de çok kolay bir şekilde bitirdik. Devadayız gördüğünüz gibi. Düşmek üzere. Evet kazandık CR'yi. 1 green 2 silver gem hayırlı olsun.
Evet dostlarım, videonun sonunda da izlediğiniz gibi kokun bir tanesini ikiledim. Yaptığım farmların sonucunda bankada epey bir para birikmiş. Dedim ben de premium parasını ayırayım, kalana da küpelerden bir tanesini ikileyim artık. Bu arada Maxwell kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir pazarlık döndü aramızda. 3-5M eksik fazla çok önemli değil orası benim için. Zaten pazarda en düşük 11 GB'ye vardı. Arkadaştan 10 GB 65M gibi bir parayı almış oldum. Koku artı birlerden bir tanesini verdim. Üzerine de 7 GB verdim nakit olarak. Benim amacım itemimi yükseltmekti ve bunu da yaptım. Birlikte de bir bakalım karakterin maksimum AP'si kaç. Wolf'u basalım. Hatta bir de atak SC'ye basayım üstüne. Evet, 2877 AP'yi görmüşüz. Gayet iyi. Farm için gayet ideal bir char. Şimdi diğer koku da kısa bir vakit içinde ikilemeye çalışacağım. Yani böyle böyle karakterimi geliştireceğim. Bu arada itemleri merak edenler için de tekrardan bir göstereyim hemen hızlıca. Bildiğiniz üzere artı 2 ve artı 1 kok. 4 parça artı 7 roset de var. Ayaklığımız artı 8 shell. Dual artı 3 shio. Artı 2 judy. Artı 2 bdn var. Dediğim gibi bana göre gayet ideal bir farm charı. Yavaş yavaş ilerleyen süreçlerde itemlerimizi daha da kuvvetlendireceğiz. Bu seferki videomuz da bu şekilde olsun. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar, 1000 aboneye özel çekiliş olacağını tekrardan hatırlatayım. Hocayla birlikte nasıl bir çekiliş yapacağımız konusunda anlaştık, mutabık kaldık. Yapmanız gereken sadece ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmak. Hiç belli olmaz, belki de kazanan sen olacaksın. Sonuçta güzel bir hediyeye kimse hayır demez diyelim. Bu şekilde videoyu sonlandıralım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, esen kalın.